İşte Taksim, Beşiktaş, Karaköy, Cihangir, öyle kahve içeceğiz, yemek yiyeceğiz, bir şeyler falan. Arada mola veriyorsunuz yani. Evet. Peki gel bakalım. Emel? Konseptine uygun, yeşil yakışmış, yalnız hem burada fermuar olması hem de buradan büzgülü olması, ya sadece hani şuradaki siyah İp olsaydı mi diye düşündüm ben. Asker botların içine giydiğin çorap güzel. Teşekkürler. Yani konseptine uygun, güzel. Teşekkürler. Özden? Oradaki altın sarısı fermuarı görünce böyle gözüm falan seyirdi. Yani çok kötü duruyordu. Hani siyah olsa daha düzgün duracaktı. Ya güzelsin ama böyle tarza dair bir şey göremedim üstünde. Keşke böyle azıcık daha güzel şeyler alsaydın. Daha güzel olurdu. Öyle. Yani konsepti uydurdum. Güzel olduğunu düşünüyorum ya. Ya bence güzel giyinip konseptine, kıyafetine uydursan daha mantıklı olur. Ya zaten öyle yapmaya çalışıyorum. İkisini bir arada kullanmaya çalışıyorum ama işte bakalım yani. Öğreneceğim ben de kötü mü, güzel mi? Şimdi birinci sezonun üstünden çok sular geçti. Evet. Karacığım ve Melek'ciğim. Bayağı. Tabii yani şöyle bir sağınıza solunuza baktığınız zaman da bunu fark ediyorsunuzdur herhalde. Umarım alışmaya vaktiniz olur. Yani böyle de bir rekabet ortamında. Olacaktır diye düşünüyorum. Daha agresif ve daha sert, hararetli hazırlanmanız gerekiyor diye, evet, düşünüyorum. Daha istekli olmanız gerekir. Çünkü yarışa sonradan dahil olmak her zaman dezavantajdır. Ezgi. Botlarını, çoraplarını yani çok güzel olmuş botların. Teşekkürler. Yalnız o üstünde, içinde bir şey yok değil mi? Elbise olarak elbise mı giydin? Elbise olarak giydim. Yani onu çok şey yapamadım. Keşke böyle hani şort falan giyseydin içinde. İçine bir atlet giyseydin. O da o zaman şey olacaktı, böyle daha salaş olacaktı diye. Ya bir de alışveriş falan yapacağım ya. Direkt fermuarla çıkaracağım, giyeceğim. Böyle. Yani daha rahat. Konsepte konforlu. Endeksli. Ama işte böyle mesela senin hani o vücudunun bütün güzelliği gitmiş. Buradan sanki belin çıkıyor gibi gözüküyor. Yani bu o elbise şey ceket olarak yapılan cinsten değil galiba. Hani biraz daha aşağıda olsaydı belki evet hani olabilir, fermuarlı rahat olurdu. Ama çok şey yapamadım yani. Ama saçın, makyajın, çantan ve postalların çok güzel. Teşekkürler. Ayşegül. Ya ben buna benzer bir şey ikinci sezonu Nihal'de görmüştüm ama kafasına bir şapka takmış. Şöyle kulaklı şapkalar var ya, hani bir şey katmıştı. Ben hiçbir şey katmadığını görüyorum. Zaten sana bakınca sadece sarı bir fermuar görüyorum. Hiç beğenmedim. Ya fermuarı da değiştiremezdim. Hani Özden de siyah dedi ama mecbur yani. Şey elbise sarı olduğu için. Biz burada içeride ojeyle boyuyoruz. Hani ben de her şeyi ojeyle boyuyorum, spreyle boyuyorum. Dün kürk yapıştırdı. Hani yaratıcı ayakkabı spreyle bile boyatabilirdin ben ama. Ben zaten boyuyorum, yapıyorum böyle şeyler. Daha geçen gün küpemi bile boyadım. Ama fermuarda boyadığın zaman tıkanma oluyor ve böyle kapatıp ben açamıyorum. Ben çantalarımın fermuarını boyatıyorum siyah. Hiç efendim? Tıkanma olmuyor. Siyah boyatıyorum çantalarımın fermuarını. Ben denedim, denediğimde oldu. Demek ki ben öyle biliyorum. Ben sen öyle biliyorsun. Ben zayıf buldum ya, beğenmedim. Teşekkürler. Ezgi? Ben böyle montların, trençkotların elbise gibi giyilmesinden hoşlanmıyorum. Bana çok yani manasız geliyor. Hani neden? İçine şort giyip üstüne bir tişört giyip yine üstüne aynı şekilde bağlayabilirsin çünkü. Yani elbise gibi kullanmak bana, ne bileyim yani, hani sonuçta içine mini bir elbise de giyebilirdin. Çok basit geliyor yani, gereksiz geliyor. O zaman ceket elbise de giymeyelim. Ceket elbise farklı ama. Tamam, ben de bunu ama elbise olarak kombinlemek istedim. İşte böyle giydim. Elbise gibi durmuyor çünkü üzerindeki durmayabilir, şey. Durmayabilir, ben böyle giyiyorum. Tamam işte, ben de onu söylüyorum sana. Sadece ayakkabılarını beğendim ben. Geri kalan hiçbir şeyini beğenmedim. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Sara Koçoğlu. Postal 199 lira, çorap 5 lira, çanta 75 lira, elbise 79 lira, gözlük 50 lira. Hoş geldin Sara. Hoş bulduk. İkinci gün buradasın. Evet, ikinci gün. Ne düşünüyorsun? Yani iyi geçiyor şu ana kadar. Bakalım. Şimdi Sara, biz All Star'dayız. Evet. Ve çatılarımız hakikaten yükseldi. Tarzlar daha güçlü ve daha farklı istiyoruz. Üzerindeki giydin ve yaptın kombin
Yani bu podyumda çok yapıldı. Yeni bir şey yok. Tarz bir şey yok. Sıradan bir kombin. Eğer burada kalmak istiyorsan benim tavsiyem biraz izle kızlarının giydiği kombinlerini izle. Ya da yeni sezonların şu anda Fashion Week zamanı. Evet. Biraz bak yeniler ne çıktı. Modanın biraz takip et. Çünkü ben seni demode buldum ve hakikaten ilk sezondan yarışmacı gibi görünüyorsun. Eş. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. İşte benim stilim programına katıldın. Alışverişe çıkıyorsun. Evet, sonra da arkadaşlarla sonra kahve içtim. Sonra alışverişe Nişantaşı'na. Yok şey, Taksim, Cihangir, Karaköy. Cihangir, Karaköy. Sonra arkadaşlarınla buluşuyorsun, bir şeyler içiyorsun. Evet, sonra da eve. O kadar güvenmemişsin ki stylingine, böyle geniş bir konseptin var. Hani bir şey derlerse kahve içeceğim. Bir şey derlerse alışveriş yapıyorum, hemen üstümü çıkaracağım. Ama burada bu bahaneleri, yani bahane olarak görmeyin de böyle yorumları bazı arkadaşlar da yapıyor. Bu kadar geniş konseptler yapmıyorlar. Arkadaşlarla kahve içeceğim der mesela Ezgi Baylar. İşte Ayşegül alışverişe gider. Hep nettir yani. Hep Ayşenur Fashion Week'tedir. En ön sıradan defile izler. Kızlar sergi gezer, ikizler. Evet. Hep nettir yani. Ben oraya takıldım biraz. Bir de bir numaran hiç... Hiç o aradığım numaraya ulaşılamıyor şu anda. Hiçbir şey yok. Evet, ilk sezonda yarışırken böyle giyinmiş olsam belki. Hiç beğenmedim. Teşekkürler. Saracığım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlar, mesela bunlardan bir tanesi Ayşegül. All Star'da o ilk sezondaki halinden daha farklı, yani çıtayı bir yükseltmiş. Sen çıtayı yükseltmedin, iki gündür aynı o ilk sezondaki Sara'sın. Mesela çok moda, üstündeki parka mı? Evet, ama mesela, ince kumaş. Ama yani onu öyle bir hale getirebilirdin ki, broşlar, kordon, madalya. Her şeyi denedim Nur Hanım da oturtamadım tam. Yani kemerler denedim, buraya böyle askeri materyaller denedim. Ay ama ya, yani oraya böyle 4-5 tane falan koyardım. Evet, yıldız, arma, hepsini denedim. Botlarının içinden böyle yeşilli, kırmızılı, mavili bir çorap çıkarabilirdin. O zaman numaralı gelmiş olurdun. Çok şey geldin yani, olmadı bu, olmadı. Ve sen vücudun çok düzgün ve çok güzel bir kızsın. Melek gibi yüzün var. Ben seni çok beğenirim, yüzünü, tenini, porselen gibi. Yani rüküş değilsin hani sokakta görsen de. Ama numaralı, hani hep biz diyoruz ya, bir anladım, numara bir şey. Alışma sürem olsun o zaman. Ama rüküşlüğün yok. Onun için ben 6 veriyorum. Teşekkürler. Ama yarın böyle lütfen. Tamam. Çok farklı. Mesaj ulaştı. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Aa, canımı sıkmasın ya. Yani yüz oldu. Tamam.